Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personele yönelik ikinci biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi düzenledi. Belediyemiz uhdesinde bırakıldığı günden bugüne bu işi bilimsel yöntemlerle, bilimsel doğrularla insana, doğaya saygılı ve yasalara uygun yapmak çabası içerisindeyiz. 5 Şubat 2018 tarihinde başlattığımız ilk tur çalışmaların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve aramızda veteriner hekimler var, biyologlar var, kimya mühendisleri var, teknikerlerimiz var. Bu kadroyla bizler Türkiye'nin en iyi haşere mücadele ekibi olmaya hazırız. Adana Ziraat Odası ile ortaklaşa düzenlenen ikinci biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Profesör Doktor Mehmet Maden önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, Hatay Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik, Gıda ve Kontrol Şube Müdürü Şevki Serin, Adana Ziraat Odası Sorumlusu Kemal Yancı, ziraat mühendisleri ve çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleşti. Seminerde vatandaşların rahatsızlık duyduğu haşereler konusunda ilaçlama çalışmalarına başlandığını ve bu çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Mehmet Maden, "Ne yazık ki bu bölgede çok fazla haşere üreme merkezi var. Haşereler halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu soruna çözüm üretecek bir ekip kurularak haşere mücadelesine başlandı," dedi. Bu birçok kan hastalığının taşıyıcısı uçanlar. Bu anlamda yaptığınız iş direkt halka dokunan, halk sağlığını koruyan bir iş. 40 bin civarında foseptik, 60 bin, 70 bin üreme noktası. Bozuk rögarları düşünürseniz, bazı yerlerde rögarlarımızda bazı bozukluklar var. Bunları saydığımızda yüz binlerce noktaya ulaşmak durumundayız. Ekibimiz 190-200 kişiye çıkacak. İlerleyen zaman içerisinde yaz aylarındaki uçkun mücadelesiyle beraber de bunların sayılarını artıracağız. Size her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'de örnek bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çünkü belediye içerisinde tek başına bir belediyenin yürüttüğü böyle bir faaliyet yok. Biz burada kullandığınız ilaçları seçerken her bir için önemli titizlik gösteriyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik, Gıda ve Kontrol Şube Müdürü Şevki Serin ise konuyla alakalı yapmış oldukları çalışmaları katılımcılarla paylaşarak haşere ilaçlama hizmeti belediye sorumluluğuna bırakıldığı günden bugüne bu işi bilimsel yöntemlerle, bilimsel doğrularla, insana, doğaya saygılı ve yasalara uygun yapmak çabası içerisindeyiz, dedi. Alerjik reaksiyonlara neden olurlar. Eğer sivrisineklerin doğadaki popülasyonu artarsa bu hastalıkların görülme olasılığı daha da çok artar. Sivrisinekle kan emme davranacak. Sivrisineğin dişisi ve erkeği, erkek bireyler kan emmezler. Sadece dişi bireyi döllemekle sorumludur. Erkek bireylerin antenlerinde, şekilde gördüğünüz gibi burada daha yakın, fırça tipi anten görülür. Dişi bireyler de bu şekildedir. Bu larvalar durgun su üzerinde şekilde gördüğünüz gibi asılı halde bulunur. Larva dönemini geçirdikten sonra pupa dönemine geçer. Pupadan da şekilde gördüğünüz gibi ergen bireyler, doğada gördüğünüz ergen sivrisinekler çıkış yaparlar.